Hüsün aslında, Hüsün ile Cemal ikisi yan yana gelmiş burada. Bunların ikisi Arapçada farklı biraz. Türkçede hepsine biz güzel deyip geçiyoruz. Ama Arapçada hüsün sıfat güzelliğine denir. Siret güzelliğine denir. Cemal ise suret güzelliğine denir. Ki bir yerde Üstad Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlatırken diyor, cemali suret, hüsnü siret, cemali suret diyor. Hüsnü siret, cemali suret. Çünkü siret yani ahlak, sıfat, vasıf, nitelik dediğimiz şeydeki güzelliğe hüsn denir. Suret güzelliğine ise cemal denir. Arapçada böyle bir fark var. İç güzellik, dış güzellik. İç güzellik, dış güzellik. Ha, öyle diyebiliriz yani. Siret iç, suret dış. Evet. Şimdi mesela adalet güzel midir? E güzeldir. E çiçek gibi melanı açmamış ama adalet. O manevi güzellik, vasıf güzelliği, nitelik güzelliği. Onun için buna hüsn denir. Cenab-ı Hakk'ın vasıflarının güzelliği için Esma-i Hüsna denir, değil mi? Hüsna, hüsn. Nitelik güzelliği. Esma-i Cemaliye denilmez. Esma-i Hüsna denir. Çünkü niye? Vasıf güzelliği, nitelik güzelliği, siret güzelliği denir. Ona hiç güzellik mi denir bilmiyorum ama Cenab-ı Hakk'ın sıfatları yani. Mahiyet. Evet, mahiyet. Ama Cenab-ı Hakk'ın zat-ı ilahisin cemali zati denir. Cemal. Çünkü zatı orada kastediliyor. Ya da ru'yeti cemal denir. Zatını kastettiği zaman. Dolayısıyla cemal ile hüsn arasında böyle Arapçada biraz fark var. Ahlakı güzelse ahlakı hasene denir. Ahlakı cemal denilmez. Hasene. Ahlakı hasene yani güzel ahlak demek. Ama güzellik ahlakta olduğu için hasen denilir. Cemal denilmez.